haritası çok belli. Bir yol haritası çiziyor da yol haritası çok belli. İstifa gibi bir çok kolay bir yol haritası var. Bunu neden bu kadar net bir şekilde söylüyorum? Sorunu yaratanlar sorunu çözemezler. Sorunun parçası olanlar soruna dair akıl yürütmelerle bizi kandıramazlar. Bu kadar birebir tarihin en önemli matematiklerinden bir tanesidir. Bugün şu ortaya çıkan bütün sağduyu açıklamalarının hepsi ya da karşı olunan bütün açıklamalar hepimizin moralini daha çok bozuyor. Çünkü kimler neler yaptığı hafif baktığımızda geçmişe canımız çok sıkılıyor. Ben size söyleyeyim, benim beklentim şu: Faruk Koca'ya gereğinden bile fazla belki çok ağır bir ceza verilmesi, böylece Türk futbolunun yeniden güzel günlerine ünlem işaretini koyarak söylüyorum, kavuşması. Türkiye'de şiddetin çözülme biçimi bu değil. O yumruk oraya atıldığı anda etki göstermiyor ki. O yumruk onun sonucu. O yumruk bugünkü Türk futbolunun şiddet sarmalının sonucu. Sadece o yumruk değil. Bence daha kötü olan ne biliyor musunuz? Birilerinin çıkıp, yani Ankara Gücü Kulübü'nün yetkililerinden birilerinin çıkıp, yani koskoca takım elbiseli bir insanların çıkıp bu yumruğu savunabilmesi. O taraftarın oraya gidip onu savunabilmesi. Bugüne kadar bir sürü insan tehdit etti hakemleri. Çok yakın zamanda. En büyük kulüplerin başkanları, en büyük camialar, bunların hepsi tehdit etti. Faruk Bey yaptı. Aradaki fark bu. Tehditle yapma arasındaki fark. Ortamı böyle hazırlarsanız, şiddeti memleketin bir yaşam biçimi haline getirirseniz, bu yaşam biçiminin sonucu olarak da her şeyi Luna Park aynası gibi gösteren futbol abartarak işi bu boyuta taşır. Toplumun şiddetli olan ilişkisini temel bir şekilde çözmediğimiz sürece bu yumruklar, zaten havada bu yumruk indi sadece. Bu hakikaten inanılmaz bir an ya. Yani Türkiye'de futbolun en kariyerli hakemine birisi çıktı, yumruk attı. Hakem kalkıp ben iyiyim diyor. Beyefendi kalp krizinden bahsediyor. Tokat attım diyor. Kıracak kadar atmadım diyor. Yani inanılır gibi değil, ama beni korkutan, asıl korkutan şey bu işin bununla sınırlı kalma ihtimali. Yani ağır bir ceza sonra Türk futbolu kurtuldu manşetleri. Ya biz hep bunu yapmıyor muyuz? Orantısız bir cezalar çıkıyor. Ya da ya iki ihtimal vardı farkındaysanız. Yumruğu attıktan devletin üst kademelerinin buna gösterdiği tepkiye kadar olan süreçte herkes şunu merak ediyordu. Asılacak mı? Beraat mı edecek? Arası yok ki. Yok. Arası yok. Resmi açıklamalarda isim zikredilmemesini işaret edenler de var. Yine bu konuyla ilgili eleştiri mealinde söyleyeyim gelen sorularda. İstifa edilmeyeceği açık. Bağış Bey, o zaman daha somut bir yol önerebilir mi diye hızlıca bir yorum gelmiş mesela. Çok somut bir şey var. Ben Türkiye'de hakem olsam hiçbir maça çıkmam. Yurt dışında bu maçlara çıkacak olan hakemleri de, yani yurt dışından hakem getirerek grev kırıcılık yapmaya çalışırlarsa da, siz de bunu yapıyorsunuz diye uluslararası kamuoyuna açıklarım. Hadi bakalım hakemsiz bu lig oynanıyor mu oynanmıyor mu görelim. Bugüne kadar hakemlerle ilgili söylediğim her şey için özür diliyorum. Hakikat komisyonu kuruyoruz. Yaptığımız her şey rezillikti. Bir daha yapmayacağız diyebilecek mi kulüp başkanları? Bir sürüsü. En büyükleri. Hiçbiri demeyecek. Hayatımız devam edecek. Hiç merak etmeyin. Her şey iki haftaya barışa bağlanır. İki hafta sonra hiçbir şey olmamış gibi devam ederken ya tetiklenecek başka bir olay olursa? Ya niye olmasın? Neden olmasın? Onu da bir şekilde hallederiz canım. O kadar sorun değil. Yani örgütlü şiddet size şunu gösteriyor. Hedef gösteriyorsunuz, gösteriyorsunuz, gösteriyorsunuz. Bu adamlar budur diyorsunuz. Onlara yapılan saldırıları cezasız bırakıyorsunuz. Aynı başkan geçen sene Joseph de Souza ile ilgili ne var kardeşim, hakem de bize küfretti falan gibi laflar ediyor. Ya da oyuncu, her neyse. Sahaya girip sopayla Göztepe maçında birisi indiriyor sopayı kalecinin üzerine. O adamı takip etmiyorsunuz, ne ceza aldı ne oldu falan filan. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bunların hepsi böyle bir şey gibi. Yani kötü örnekler vermek istemiyorum ama bu memlekette birilerinin hedef gösterilerek nasıl ölüme götürüldüğünü biz çok iyi biliriz. Çok değerli insanlarımızı böyle kaybettik. Ölmedi Allah'tan Halil Umut Meler. Allah korusun. Yarın ne karar alır yönetim kurulu TFF adına? Çok ağır kararlar alır. Emin olabilirsiniz. Bir, ligi birkaç hafta tatil eder. İki, hakemlerle ilgili toplu olarak açıklama yapar. Hakemler bununla ilgili maça çıkmayacakları konusunda arkasında oluruz der. Ama sonunda bir düzen var. Bu düzen devam edecek. Etmeden olur mu?
Bu işin ekmeği var, bu işin kuralı var, şeyler var. Çok karamsar bir şey çizdiğime eminim. Hı hı. Ama bugünü biz daha önce gördük. 2011 yılında, 11 yılından önce 2010 yılında bir taraftar bıçaklı, 2011 sezonunun sonuydu galiba. Bir taraftar bıçaklanarak öldürüldü. Hep beraber ayağa kalktık. Biz spor yazarları kendimizi bir şeyler yapmaya çalıştık. Bakın falan filan. Herkes bir tepki gösterdi. Ne oldu? Hayat devam etti. Ne oldu? Sürekli hayat devam etmeye devam etti. İşin şiddet yönü bir tarafa, Ankara Gücü yönüyle hangi ceza alınacağını düşünüyor diye sorular geliyor. Şimdi mesela hukukta maalesef şöyle kurallar var biliyorsunuz. Maalesef derken olumlu anlamında ironik olarak söylüyorum. Orantılılık, cezanın kişiselliği, bütün bunların hepsi, yani şöyle yaparak da bu işi çözemeyeceksiniz ki. Başkan hapse, Ankara Gücü puan silme, ne bileyim ligden düşürme, maçlara çıkartmama, bütün no, Ankara Gücü mü yaratıyor bu ülkede futbol şiddetini ya? Bir tek. Tabii ki yapan en önemli, ama o havaya kalkan ellerin hesabını soracak mısınız? İnmeyen yumruğun hesabını soracak mısınız? İnmeyenlerin, inenin değil. İneni sormak kolay. Somut durum, somut analiz. Oh, fıstık gibi. Ama o adaletin işi. Ama asıl toplumsal sorumluluğun işi, etiğin, ahlakın, sorumluluğun işi, siyasetin, spor siyasetinin işi, o kalkan ellerle ilgili ne yapacak? Bir şey yapabileceğine inanan var mı? Bir izleyicimiz demiş ki, büyük takımlarımızın başkanlarının federasyon konusundaki itirazları şimdi unutulacak mı? Sadece hakem mi konuşulacak? Başkanı değiştirmek bile akıllarına gelmeyecekler mi? Hem şikayetçi olup hem de ilk şiddet olayında sinip destek açıklaması mı yapacaklar? Kurtuluşumuzun burada olduğunu hiç zannetmiyorum gibi bir yorum yapmış. Birebir katılıyorum. Şunu unutmayalım. Bu düzenin kurucusu Ankara Gücü değil. Bu düzenin kurucusu sadece Türkiye Futbol Federasyonu da değil. Çok ağır sorumlulukları var. Bunların altını çizerek söylüyorum. Ama bu düzenin temel taşıyıcı kolonlarının çıkıp bu konuda bir araya gelip bir şey. Önümüzde Fenerbahçe Galatasaray iki tane maçı vardı. Bu şiddet olayı olmasa oraya nasıl gidecektik acaba? Korku içinde beklemiyor muyuz? Ya futbolla ilgilenen herkes arda arda oynanacak iki tane Fenerbahçe Galatasaray maçını heyecan kadar korku içinde de beklemiyor mu? Böyle bir şey olur mu? Son yılların en iyi ligi diyoruz, en iyi takımları diyoruz bunlar için. Avrupa'da en umutlu olduğumuz dönemler falan. Yukarısı böyle, vitrin çok güzel, kıyafet çok şık. Altta ne var? Yani alt liglerde neler dönüyor ya dair bir tane insanın şeyi var mı? O hakem, yani çok komik durumdayız, patetik durumdayız, zavallı durumdayız, zavallı. Bir izleyicimiz demiş ki, palyatif çözümler kadar kenarda köşede fırsat için bekleyen, düzenlemeleri yapmak için de fırsat doğacaktır. Federasyon adına playoff'un bile bu aşamada alelacele geçirileceğini düşünüyorum. Ne yazık ki bizi her kuruma güvensiz bıraktılar demiş. Katılır mısınız bu yorum? Ne kadar doğru tez, ne kadar doğru bir refleks, ne kadar doğru bir korku. Türkiye'de 6222 sayılı yasa çıktı. Her tarafa kameralar kondu. O kameralardan sonra sahaya atanı yakalamadığımız kaç tane olay var? Kaç tane? Yasaları, ya hukuk böyle bir şey değil. Hukuk sonuca bakar. Siz sebeple ilgilenmek zorundasınız. Bu ortamı değiştirme. Bakın, toplumda şiddetin bu kadar kolay üretildiği, bu kadar cezasız kaldığı, daha da önemlisi o şiddetin savunulduğu bir ortamda futboldan şunu bekleyemezsiniz. Akıl, sağduyu falan filan değil. Gerçek hayatta sağduyu olanların futboldaki hallerini görmüyor musunuz? Ya bu adam böyle değildi dediğiniz bir sürü insan futbolda bir ya, neredeyse şaşırtıcı bir şeye dönüşmüyor mu? Neden dönüşüyor bu? Çünkü futbolun şivesi bu. Siz toplumda şiddeti böyle konuşursanız futbol geldiğinizde şivesi bu hale döner. Ve bu şive, inanın, Luna Park aynasından beter gösterir her şeyi. O şiddetin nelere varacağını en iyi o gösterir. Maalesef aynayı kendisine tuttuğu için çok mutsuz herkes bugün. Bir izleyici demiş ki, yıllardır futbolun içerisindeyim. Hangi takım taraftarı olduğunu söylemeyeceğim ama tarafsız gözle baktığımda şiddet olayları başına gelmiş, büyük küçük bütün kulüplerin olaylarını az çok hatırlıyorum. Fenerbahçe'ye kurşunlanma olayından sonra eskisi gibi olmaz denilmişti, oldu. Trabzon'da 4. hakem kenarda sahaya atlayan bir taraftar tarafından şiddete uğradığında aynı cümleler kurulmuştu.
Yine Beşiktaş-Bursaspor maçından sonra gelen olayı hatırlatmak isterim. Sonucu olan tek olay buydu. Çünkü hemen peşine Pasolik geldi. 62-22 kurtarıcı olarak ortaya kondu. Her şey gelişi güzel değil de planlı hareket ediyormuş gibi. Bu yüzden de buranın milat olacağını da zannetmiyorum demiş. Altına birebir katılıyorum şu nedenle. Ortada bir beceriksizlik yok. Ortada bir düzen var. Ortada bir oyunun kuralları var. Kuralların ayarları kaçtığında bu oluyor. O kadar hassas bir noktadasınız ki. Şiddet o kadar oranın içinde ki onu böyle bir şey halinde tutamazsınız şiddeti. Kontrollü şiddet diye bir şey yoktur. Şiddet kontrolden her zaman çıkar. Ve bu şiddetin, bu politikaların altında çok fazla imza var. Çok fazla. Agatha Christie'nin meşhur Doğu Ekspresi'nde cinayetinin ilk çıktığını, ilk izleyen, ilk okuyan için en vurucu yanı nedir? Cinayeti sonunda bir kişi işlememiş ki. Herkes o cinayeti işlemiş. Tabii. Herkes vurmuş o bıçak darbesini. Biz şu anda Doğu Ekspresi'ndeki cinayetin sanığını arıyoruz. Ya da Kırmızı Pazartesi'nde herkes bileyiz diye gördüğü bir cinayet. Ne güzel söylediniz. Günler önce. Ne güzel söylediniz. Bir final sorusu. Hiç mi kalıcı izi olmayacak Bağış Erten bu olayın? Olur yani 3-5 ay ne bileyim ya da birkaç ay bir etkisi olur. Ama bu memleket tarihinde bunlar ilk defa olmadı ve bugüne geri geldiğimiz için tekrar döner. Bunu kalıcı hale getirir. Yani şöyle anlatayım. Alex Ferguson'a hakeme tepki gösterirken hiç fark ettiniz mi nasıl bir öfkeyle çıkıyor? Acayip bir öfkeyle çıkar. Tabii. Yani hesap sormaya koşar. Cüneyt Çakır'a inişini hatırlayın Real Madrid maçında falan. Bütün herkes o şiddet anında, daha doğrusu o tansiyon anında, oksijenin beyne az gittiği anda, futbolcusu, hakemi, başkanı, bunları kontrol eden mekanizma bir hukuk mekanizması değildir. Bir ahlak mekanizmasıdır. Onu bir yere kadar götürebilir, oradan sonrasına taşıyamazsınız. İki tane antrenörü burun buruna tartışırken görürsünüz, tabii, o el kalkmaz. Kimse kimseyi ben evden silahımı alıp gelip gitmeye gittim diye yapmaz. Başına yıkarız demez. Sokakta gördüğünüzde ona onu gösterin demez. Bunun hesabını soracağız biz bundan demez. Bunları yapmaz. Bunun o sınırını koymayı becerebilecek bir ahlaki asgari müşterek, ortak katların en küçüğünü bulamadığımız takdirde biz bunu sürekli yaşarız maalesef. Yani çok sinirli konuşuyorum kusura bakmayın ama olay bu. Şimdi bu arada veda ederken ekranlara da gelecek. Şimdi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Halil Umut Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmiş Bağış Erten. Şimdi elimize ulaştı bu görüntüler. İçişleri Bakanlığı kaynaklarından geldi. Aynı sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan da hakemle telefonda, Halil Umut Meler'le hakemle telefonda görüşüp geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum demiş İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da. Benim sorularım bitti. Bununla bağlantılı sadece tek bir soru. İzleyiciler arasında en farklı olarak bu soru geliyor benim önüme. Eğer iki hafta ertelenirse ilk iç saha maçı derbi olacak. Tansiyonu planlayamayanlar bunu da düşünemezler gibi bir eleştiri ortaya koymuş. Peşin hükümlü görünebilir ama zannediyorum olmaz dedirtemeyecek bir senaryo. Öyle değil mi? Öyle. Ben şunun peşindeyim. Bununla ilgili birisi istifa etsin ya artık. Ya bir tane istifa verelim ya. Gözünüzü seveyim bu memlekette birisi bu işi kötü yönettik diye istifa etsin. Öz eleştiride bulunsun. Çıksın herkesin önünde o büyük kocaman kulüp başkanları. Ya biz duygularımıza kapıldık. Hep beraber açıklama yapıyoruz. Hakikaten bu işi zıvanadan çıkartmışız desin. Desin. Bakalım deneyecek mi? Takip edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.